genç başarılar oturumumuzu yönetmek üzere Talk Network Danışma Kurulu üyesi, aynı zamanda Harvard'da hukuk alanında çalışmalar da yürütmüş, İstanbul Üniversitesi'nde de çalışmalarına devam eden Doktor Saadet Yardımcı Doçent Doktor Saadet Yüksel'i buraya sahneye almak isteriz. Oturum başkanımız kendisi. Aynı zamanda panelistlerimizi de tek tek davet ediyoruz. İlk panelistimiz Norveç Bilim ve Teknik Üniversitesi'nde çalışmalarını yürüten Doçent Doktor Emre Yakşı. Burada diğer panelistimiz Amerika Massachusetts Institute of Technology Üniversitesi'nde inovasyon üzerine çalışmalar yürüten, aynı zamanda Talk Network Danışma Kurulu üyesi Doçent Doktor Yılmaz Uygun ve Massachusetts Institute of Technology tarafından 35 yaş altı yenilikçiler listesine tıpta ve biyolojide önemli liderlerden biri olarak ismini yazdırmış, çalışmalarını Stanford Üniversitesi'nde sürdüren Doktor Gözde Durmuş, son panelistimiz de Talk Network Danışma Kurulu'nda yer alan Japonya'da en iyi yüz tanıma sistemleri ünvanını alan ve bu manada bir Türk olarak Japonya'da Ionix firmasını kuran Doktor Salih Ural panelistlerimizden ve oturumumuzu dilerseniz hemen başlatalım. Yine her zaman olduğu gibi oturum sonrasında yine plaket takdim törenimiz olacak. Bakalım onlar sizlerle bu oturumda hangi deneyimleri paylaşacaklar, ne gibi bir fikir alışverişi olacak. Ben yine dop dolu ve heyecanlı, neşeli, dolu dolu bir oturum geçeceğini düşünüyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Olmam için
üzerine başvuru yaptım ve anayasa hukuk adımında araştırma üyesi olarak çalışmaya başladım. Aynı yıl doktoraya da kabul edilmiştim. Bir yandan doktora çalışmalarına başlamıştım. Doktorayı yaparken ilk yıl bitirdim dersliğinden sonra Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne misafir araştırmacı olarak gittim. Yaklaşık 1,5 yıl kadar Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir araştırmacıydım ve onunla bağlı olan International Institute ILI'ye de bilinen Uluslararası Hukuk Enstitüsü'nde çalışmalar yaptım. Aynı sene Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başvurdum. Oradan kabul alınca başvurum DC'den Boston'a geçtim. Burada biraz durayım, biraz geriye gideyim. Sonra devam edeyim ondan sonraki yaşadıklarımı, geçirdiklerimi. Tabii Harvard kabulü geldi, DC'den koşa koşa Boston'a gittim çünkü Harvard hukuk hayaldi benim için. Yale dahi başvurduğum okullardan kabul almama rağmen Harvard hukuk kabulünü bekleyip oraya gittim. Bunu söylüyorum çünkü aramızda hukukçular da var, benim hukukta sanayicilerim de var. Hukuk camiasındakilerin çoğu bilir. Harvard hukuk kabul sonucunu en son söyleyen okullardan biri. Hatta benim önümde en son söyleyen okuldu. Yale telefon maçları heyecanlı bir şekilde söylemiştim. Ve onun için çok önemli çünkü Yale'ın bu karakterine Türk öğrenci alan bir yapı fakültesi değil. Çok güçlü bir grup oluyor. 20-25 kişi kadar ve 8-10 yılda bir de ortalama soruyorum. Türk öğrenci alıyor diyebilirim. Onun için bu kadar aradan sonra işte sizi çok aranızda görmek istediniz diye böyle heyecanlı bir telefon geldi bir akşam. Tabii o an böyle telefonda evet hayır beklenmiyor sizden ama ben karşı tam beklediğim cevap üzerine karar vermeye kafama koymuştum. O kadar ki Yale'dan kabul, yani Yale telefonla soruyor, Harvard o kadar ki bir mektup gönderiyor sadece. Yale'dan kabul geldiği akşam telefonla çok işte yani telefon geldi sonuçlar geldi ki kabul etmiş, yani DC'den birkaç ay önce Türkiye'ye dönmüştü. Kabul sonucunu bekleyip geri gitmek için. O bile, o kadar tabii Harvard hayalini ailedeki herkes biliyordu ve o bile Harvard'tan haber gelmedi demişti. O zaman dedim ki demek ki hakikaten ben hayalimin peşinden gitmeyeyim. Ve birçok insan işte olur mu neden daha küçük bir gruba kabul edildi, oraya gitmen daha iyi olmazdı derken ben hayalimin peşinden gideceğim deyip Harvard Hukuk kabulünü bekledim. Kabul geldiğinde Harvard Hukuk Fakültesi'ne gittim. Bunu neden soruyorum? Çünkü biraz önceki oturumlarda da aslında dinlediniz. Hedef koymak, ama tabii bu hedef koymak bence hayalle başlıyor. En azından benim yaşamımda öyle oldu. Hayallerinin olması bir kişinin ve hedef koyması önemli çünkü ve hakikaten ilk adım. Ve işte söz vardı ya, işin %50'si, hakikaten %50'si. Çünkü hedef ve hayali belirleyip, hayalleriniz olduğu hedefi belirlediğinizde önünüze çıkan fırsatları nasıl değerlendireceğinizi biliyorsunuz. Ha, şu benim şöyle işime yarar bu hedef için, şu şöyle yarar, bu böyle yarar, bu söz şöyle önemlidir diyorsunuz. Benim de tamamıyla öyle oldu aslında. Abim de Harvard Hukuk mezunu, 9 yaşından 9-10 yaşlarında onun mezuniyetine gittiğimde Harvard Hukuk'a, böyle ünlü o heykelin olduğu bir kampüse, kalıcım olduğu bölüme. Ben de burada okuyacağım demiştim. Yani hukuku kafama koymuştum da, işte önce İstanbul Hukuk okudum ama artık arkasından Harvard Hukuk olmalı diye. Ama ondan sonra bütün yolunu göre belirledim. İşte ya lisanssayken yazları, burada birçok arkadaşım güzel yaz saatleri geçirirken ben Amerika'da işte Uluslararası Hukuk Enstitüsü'nün peşinden koşuyordum. Kütüphanelerde sabahlıyordum. Yüksek lisans yaparken, ilk yüksek lisansım Türkiye'de. Burada yüksek lisans yaparken 5-10 sayfalık ödevlerle mezun olabilecekken her ödevimi daha sonra çünkü paper olarak yayınlamak aklımdaydı. Ve onların hepsinin
başvuruma yarayacağımı biliyordum. Her ödevimi böyle sabahlayarak bir paper halinde sunardım. Böyle kürsülerde beni arasına görebilir şey yazılırlardı. Ha şu 75 sayfa ödev veren kız geldi derlerdi. Ama ondan sonra 73 sayfaların hepsi birer paper oldu. Ve ben daha yüksek sansı bitirdiğimde 4 tane yayınlanmış paper'ım vardı. O kadar ki abim döndü Harvard'a için. Ben üniversitemi sınıftayken. Ve Harvard Mezunlar Derneği, Türkiye Harvard Mezunlar Derneği Başkanı oldu. Bırakın dernekle ilgili konferanslara gitmeyi, ormanda görüşe gitsem onlarla gidiyordum. Harvard mezunları gidiyor ya, ben de gitmeyeyim. Böyle bir şey, belki bir şey duyarım, belki işime yarayacak bir şey söylerler. Belki başvurumda kullanırım, belki daha sonra hukukçuluğumda kullanırım diye. Hakikaten bir tırmalama süreci başladı. Tırmalama süreci önemliydi çünkü sizler de göreceksiniz, ben birçoğunuzu da Tough Network aracılığıyla tanıyorum yakından. Çoğu yurt dışına başvurmak isteyen arkadaşımız, Türkiye'de önemli çalışmalar yapmak isteseler de ilk hedefleri yurt dışında işler yapmak. Başvuru süreçleri o okulda okumak kadar zor. Her bir başvuru yani tabii bir okula başvurmuyorsunuz işte. Ben her tarihli yola çıktım ama ben de ilk, yani o dünyada ilk 8 hukuk fakültesine başvurmuştum. Hakikaten başlı başına başvuru süreci dahi sizi çok olgunlaştıran, size problem çözmeyi öğreten, sabırlı olmayı ve böyle fevri hareket etmemi öğreten bir süreç. Bence onu tamamlayan %50 bilinç kadar oluyor. Ve o süreç içinde tırmalamak tabii çok şey öğretiyor. O kadar tırmaladık ki daha sonra Georgetown Hukuk Fakültesi'nde işte araştırmacı, misafir araştırmacı olarak çalışırken bu da şeyden aklıma geldi. Önceki oturdu Ahmet Hoca şey dedi, yani interview yoktu ama ben okula gittim. Cornell, yanlış hatırlamıyorsam. Cornell'e gittim ve konuştum dedi onlarla. Bana da o şeyi hatırlattı. Georgetown'dayken işte aslında 6-8 aylığına gitmiştim. Yani arada doktor araştırması yapacağım, işte belirli kaynaklar toplayacağım, işte bir paper'ım vardı onu tamamlayacağım, döneceğim diye ama abim dedi ki başvuru yapacaksın zaten, dişini sık ve oradan yaparız başvurusunu, Türkiye'ye dönme. 1,5 yıl, 1 yıl 5 ay İstanbul'a hiç dönmeden, ki gayet ailesi arkadaşlarım İstanbul'u seven özleyen bir kişidir. Ailemler de var burada, aileleri bilirler. 1 yıl 5 ay Washington DC'de 4 mevsim geçirerek çok da zor bir kış geçmişti açıkçası. İşte kar yağdığında, yani Chicago kadar olmasa DC'de hakikaten kışı zor, tough geçiren yerlerden biridir. Ama kafama koymuştum, orada başvuru sürecini tamamladım. Gittiğim TOEFL kursundaki hocaları dahi kurstan sonra 4,5 saat tutarak personal statement'ın üzerine çalıştırıyordum ve beraber çalıştırıyordum. O arada hiç her law school interview yapmaz. Kağıt üzerinden kabulünüz geliyor veya reddiniz geliyor. Kendi sorularımı hazırlayıp, oradaki hocaların background'larını öğrenip, kabul edilirsem orada hangi tezi yazacağıma dair bir paper hazırlayıp, iki defa kendi kendime her law school'a gittim. Hocalarla, graduate committee'yle konuştum ama konuşurken hakikaten şu izlenimi aldılar diye düşünüyorum. Bu kız buraya geldiğinde dahi ne yapmak istediğini bilmiyor. Bu neden önemli? Çünkü sizlerin başvurmak istedikleri okullar onların size ne katacağı ile ilgili oldukları kadar sizin de onlara ne katacağınızla ilgililer. Bunu biraz da alışveriş gibi düşünün. Onun için ne yapacağını bilerek ve buna ilişkin somut adımlar kafasında olarak insanın oralara gitmesinin çok büyük faydası var. Kabulden önce ise kabul için faydası var. Kabul edildikten sonra orada okurken de geleceği için oradaki hocalarla uzun vadeli plan proje yapmak bakımından faydası var. Çok uzatmayayım. Sonra Harvard Hukuku bitirdikten sonra Türkiye'ye döndüm. Burada doktoramı tamamladım İstanbul Hukuk'ta. Ve İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladım.
daha doğrusu öğretim üyesi olarak bu sefer devam ettim görevime. Halen İstanbul Hukuk ve Mesulü Hukuk'un yolundayım. Türkiye Harcı Mesulü Derneği Başkan Yardımcısıyım. Ve Türkiye'deki Mesulü Hukuk'u problemleri üzerine yoğunlaşmakla beraber daha fazla karşılaştırmalı Mesulü Hukuk alanında çalışıyorum. Arka bilgili işçileri, serbest dolaşımı, Türk işçilerin statüsü, özel yaşamın gizliliği bağlamında iletişimin dinlenmesi ve son geçen sene Harvard'da misafir öğretim üyesiyken yazdığım Anayasa Yargısı'nda ibadet özgürlüğü son çalışmalarım kitap olarak yayınlanmış ama onun dışında paperlarda da genelde Türkiye'deki anayasa problemlerine, anayasa hukuku sorunsallarına karşılaştırmalı anayasa hukuku perspektifinden bakmaya çalışıyorum. Bir moderatör olduğunu da dikkate alarak şu an için kendimle ilgili bilgileri burada noktalayayım, sorularınız gelirse memnuniyetle cevaplarım. Konuşmacılarımıza geçelim. Birbirinden değerli meslektaşlarım var, bilim insanları var. Önce isterseniz Emre hocamızla başlayalım. Buyurun Emre hocam. Emre Yakşin, Norveç Bilim ve Teknik Üniversitesi'nden. Teşekkürler. Sesim geliyor değil mi? Öncelikle Tam Network'e bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Bu seyredenizin hepimizi çağırdığı için gerçekten çok keyifli bir etkinlik. Yaşam benim hep ilgimi çekmişti. Küçüklükten beri moleküllerden, hücrelerden, organlardan, sistemlere, bireylere, ekosistemlere, her şey nasıl çalışıyor? Hep gerçekten ilgimi çekmişti. Çağhan gibi oradan gidip hayvan yakalayıp getireyim. Gerek duymadım çünkü bizim evimizde hep hayvanlar vardı. Tavşanlar, tavuklar, kediler olsun. Neyse aklımda bu yaşamı anlamak isteğiyle hep üniversiteye gelken de bir şeyler yapmıştım arkadaşlar. Ya tıp olacak, seviyor genetik. Neyse, ODTÜ genetiğe girdim. Gerçekten de güzel bir seçim demiştim. ODTÜ'de olmak, genetik okumak. Fakat hep böyle daha değişik dersler de oldu. Ekosistem dersleri olsun, işte bir sürü ODTÜ'deki o topluluklar olsun. Gerçekten birçok sınıf Türkiye'deki üniversitede de bu imkanlar mevcut. İşte fotoğrafçı topluluğu olsun, daha iyi topluluğu olsun. Gerçekten insanlara ben çok yönelik katıyorum. Bu çok önemli bir şeydi. Birazdan bahsedeceğim bence kariyerimde de gerçekten çok etkileyen bir şey. Bu çok yönelik. Neyse, ODTÜ'de okurken çok değerli bir hocam vardı, Sabri Tons. Şimdi ifade etti kendisi. Ondan da dinlenerek hep böyle istedim, işte ekoloji çalışayım, deniz bilimleri çalışayım. Amerika'da iki yere başvurmuştum o zaman. Bir tanesi MIT'deydi, bir tanesi California, San Diego'daydı. San Diego'dan bir telefon geldi. Tamam dedi, sen geliyorsun. Ben heyecanlandım, projemi yolladı, her şey falan. Bu arada Almanya'da da başvuru yapmıştım ben master'ım için. Yine moleküler biyoloji alanında. Neyse, Amerika'dan bekliyorum haberler. Bu arada Almanya'ya gittim. Mülakatlar falan. Almanya'dan kabul aldığımı da öğrendim. Amerika'dan hala bekliyorum. Son anda adam beni istemedi. Nedenini hiç bilemedim. Amerika'ya gidip bayağı üzülmüştüm. Ondan sonra Almanya'ya gittim. Almanya'da yine moleküler biyoloji falan devam ederim diye düşünüyorum. Hatta çok ünlü bir virüs çalışan bir insan vardı. Hepatit B aşısını bulan bir insan. Gerçekten çok değerli bir insan. Onun laboratuvarına girdim önce. Virüs çalışacağım diye heyecanlıyım falan böyle. Bu sırada işini bekleyeceğimi öğrendim. Aa dedim, madem virüs bunun laboratuvarında kalamayacağım, laboratuvar kapanacak. Başka bir laboratuvara geçeyim. Bu arada bunu da belirtmek istedim. Almanya Türk Eğitim Vakfı'nda bursuna gittim. Yine çok teşekkür ederim Türk Eğitim Vakfı'ndan. Neyse, virüs laboratuvarında çalışamayacağımı görünce başka bir virüs laboratuvarına geçeyim dedim. Başka bir virüs laboratuvarına geçtim fakat gerçekten çok hiç hoş olmayan bir laboratuvardı. Çalışması da keyifli olmayan bir laboratuvardı. Bu sıralar böyle bakmıyordum ben işte ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Max Planck Enstitüsü Almanya'da, Heidelberg'de, tam Heidelberg Üniversitesi'ndeydi zaten master'da. Bir bölümde bir öğrenci bakıyordu, part-time, balık tanklarını, balık akvaryumunu temizleyecek. Başladım işi, master'ını bitiriyorum bu sırada. Laboratuvar hocası dedi, ya sen istiyorsan burada gelsene, master tezini burada bitir. Başladım orada. Bu bölüm de bu arada Max Planck Enstitüsü'nün biyomedikal optik bölümü. Bu bölümün herhalde %70'i falan fizikçi, ben genetikçiyim böyle. Başladım orada, işte ilk aylar falan gerçekten çok değişik. Yani çünkü okuduğunuz alanın çok farklı bir alanda. Master yapıyorsunuz, böyle bir sürü yeni kavramlar öğreniyorsunuz.
işte Fourier transformation, all these algebra falan. Yani gerçekten matematiğin önemli kavramsınız yaşamı anlamak için ve bence benim için en önemli deneyimlerden biriydi. Genç okuduktan sonra uygulamalı matematik ya da fiziği öğrendim. Bu bölümde şey yapmaya başladım, beyin görüntüleme metodları geliştirmeye başladım. İşte mikroskopları dizayn ediyorduk, bunları beyin görüntülemede uyguluyorduk. Fakat daha çok hep teknoloji geliştirmeyle ilgili ve fizikçiler arasında fizik öğrenerek, matematik öğrenerek, en önemlisi programlama öğrenerekten böyle bir master sonra doktora devam etti. Ardından sinir bilgi gibi çektiği için postdoc bakmaya başladım. Amerika'da Harvard Tıp Fakültesi'nde nörobiyoloji bölümüne katıldım. Oraya bir şey, işte Human Frontiers Science Foundation gibi bir foundation var, postdoc kursuyla. Bir anda moleküler biyolojiden virüse, virüsten mikroskop dizayn etmeye, mikroskop inşa etmeye, oradan sinir bilme, böyle bir anda oradan oraya geçmeye başladım. Fakat bu arada hep şeyi fark ediyorum, her gittiğim yerde daha değişik bir tecrübe ediyorum ve her gittiğim yerde de oradaki genel insanlardan daha farklı bir katkıda bulunabiliyorum. Gerçekten yani benim için en önemli şeylerden biriydi. Ve düşündüğüm zaman hep böyle bir plan vardı kafamda. İşte önce genetik okuyayım, sonra virüs okuyayım, ondan sonra işte optik okuyayım. Her defasında bir şekilde bir şey oldu, onu devam etmedim. Fakat her defasında bana daha değişik bir kapı açtı bu ve sürekli tecrübeleri böyle üst üste gelerekten hiçbir şekilde eğitimime devam ettim. Boston'da 3 sene kaldıktan sonra eşim biraz orada sıkılmıştı. 3 sene de biraz az postdoc için en azından bizim alanımızda iş bakmaya başladım. Ondan sonra birçok kişi şey diyordu, ya işte çok erken iş bakmak için 3 sene biraz az postdoc diye bizim alanımızda. Biraz risk alarak da Belçika'da bir tane mühendislik, elektronik enstitüsünde kendi grubu ilk defa kurdum. İlk defa 2010 Aralık ayıydı. Ve yeni bir enstitüydü ve yeni enstitüyü de ben kuruyorum. Yani ilk defa ben giriyorum. Yani 1500 tane mühendis çevremizde, hepsi de elektronik mühendisi. İçerisinde işte Neuroelectronics diye bir yeni bir alan var. Yani beyin hücrelerini aktivitesini ölçebilmek için elektronik teknikler geliştirip beynin nasıl işlediğini anlamak üzerine kurulan bir enstitüydü. Bu da gerçekten çok güzel bir tecrübeydi. Biraz risk aldım. Yalnız başladım burada. Gerçekten çok güzel bir ortamdı. Araştırma fonlarımız güzeldi. Fakat en güzel tarafı da 1500 tane mühendis tarafından çevrelenmek. Genetik, moleküler biyoloji, virüs, optik, sinir, bilim, ondan sonra da elektronik. Gerçekten bir vakti böyle bayağı bir tecrübe oluşmaya başladı. Ve en güzeli de benim tecrübem oluştukça laboratuvarım ona göre şekillenmeye başladı. Oradan sonra şu an bir senedir işte Belçika'dayken yer buluştum. Şimdi Norveç'e taşındık bir sene önce. Orada bir doçentim. Şu an laboratuvarım da böyle direkt bu kendi nasıl diyeyim, profesyonel kariyerimi şey yapıyor. Simgeliyor bir bakıma. Laboratuvarın yaklaşık yarısı mühendis, elektronik mühendis, biyolojik, medikal mühendisi, kimya mühendisi var, elektrik mühendisi saydım, bilgisayar mühendisleri var, iki tane fizikçi var, bir tane doktor var, medical doctor var laboratuvarımızda, hayat bilimciler var ve inanılmaz gerçekten. Yani ben burada bir mesaj verme fırsatım varsa eğer şunu demek isterim, açıkçası hangi bölümü okuduğunuzun pek de bir önemi yok. Yeter ki öğrenmek istiyor. Çünkü o kadar çok imkanlar var ki ve öğrendikçe de değeriniz artıyor ve kendi laboratuvarınızda ya da kendi araştırma alanınızda geliştiriyorsunuz. Ve gerçekten birbirinizden o kadar çok şey öğrenebilirsiniz ki ben hala öğrencilerimden bir sürü şey öğreniyorum. Onlar bana öğretiyor, ben onlara öğretiyorum ve birbirimizi geliştiriyoruz. Ve gerçekten yani inanılmaz güzel bir şey bu multidisipliner yani birçok disiplinin aynı ortamı böyle beraber bir arada olması ve birbirlerine öğretilmesi ve gerçekten ben sabahtan beri yani hocalarımızı dinliyorum burada. Hepsi de astrokopi yapmış. Yani bakıyorsunuz, önce işte bilgisayar, elektronik mühendisliği okumuş, uzay çalışmaları, fizik çalışmaları var. Diğer hocalarımız hepsinin önemli öyle. Ben bunun büyük bir şans olduğunu zannetmiyorum. Bu biraz nasıl diyeyim,
direnç meselesi, ben bu işi yapacağım, öğreneceğim. Çünkü her yaşta öğrenebiliyoruz açıkçası. Şimdi illaki de atıyorum, biyoloji okuduk diye programlama bilmeyecek değiliz ya da illaki programlama biliyoruz diye tıptan ya da astronomiden alacak değiliz. O yüzden ben çok konusu açık tutun ve alabildiğiniz kadar tecrübeyi her şekilde anlıyorum. Evet, şimdi diyeceğim bu kadar. Doçent Doktor Emre Yaksı'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de hiç vakit kaybetmeden isterseniz Doçent Doktor Yılmaz Uygun hocamıza geçelim hocam. Evet, ben Yılmaz Uygun. Aynı zamanda... Aynı zamanda TAF Network'ünde danışma kurulu. Benim hikayem biraz farklı. Burada şimdiye kadar duyduğunuz hikayeler, bireysel başarılıkları. Benimki belki yani öyle tanımlanabilirse Alman sisteminin bir ürünüyüm. Yani oradaki önüme sunulan imkanları değerlendirmeye çalıştım. Ve öğrenmeye başladığımda mühendislik okumak istemiştim. Çünkü matematik hem yabancı diller hem ve işte biraz sosyal bilimlerde ilgimi çekiyordu. Okuldaki derslerim bu alanda iyiydi ve çok da zevk veriyordu bana. Bu konuda da endüstri mühendisliğini seçtim. Ve bir uygulamalı bilimler üniversitesinde başladım okumaya. Çünkü Alman sanayisinin güçlü olmasından dolayı uygulamalı bilimler üniversitede direkt sanayiye eleman yetiştiriyor. Biraz da mühendisliğin ağırlığı. Ve bana çok katkı sağlayacağını düşündüm. Ve aynı zamanda da öğrenime başladığımda direkt ben de kendime planı çizdim. Ne yapmak istediğimi. İşte lisans üstü, master ve master sonrası. İlk etapta zaten şirkete girmeyi düşündüm. Sonra okudukça akademik daha da ilgimi çekmeye başladım. Ve direkt benim şu ana kadar geçmişimde en önemli faktörlerden veya işte hani, peşinden gittiğim en önemli faktörlerden biri hep bir farklı olmak. Yani içinde bulunduğum sistemi anlayıp, o sistemin kriterlerini iyi anlayıp ve onun üstüne şeyler daha koyma açısından, onlardan farklı, daha üstün olma açısından neler yapabilirim analizini yaptığım her defasında. Ve bu mesela lisans eğitiminde, lisans herkes diğer arkadaşlarla birlikte düz okuyoruz. Ne yapabilirim mesela? Avrupa'da Erasmus sistemi var, Türkiye'de de Avrupa'da. Yurt dışına çıkıyorum. Yani İspanya'ya gittim. Hem İspanyolca öğrendim. Hem de orada belirli derslere girdim. Kendi üniversitede giremedik derslere. Ve bu bana mesela bir yabancı dil kattı. Yani derslerimden ziyade yabancı dil kattı. Sonra master için başka üniversiteye geçtim. Orada da yine Erasmus sisteminden yararlanıp Fransa'ya gittim, Paris'e. Orada Fransızca'yı geliştirdim. Fransızca okuldan vardı. Ve elde var iki. Yani bildiğim dillerden hariç üstüne iki yabancı dil daha ekleyebildim. Ve bu ondan sonraki başvuru sürecinde bana ciddi şekilde bir avantajı bırakılmaya çıktı. Yani orada ilk mesela çok konuşuldu. Yani farklı olduğunu, diğerlerinden farklı olduğunu zorluyordu falan. İşte orada sonra konuştuk bizim başvurduğumuz Anadolu Teknik Üniversitesi'ne başvurduğum doktora için. Aynı zamanda Fraunhofer Enstitüsü'nün de başkanıydı hocam. Bana dedim ilk tanıştığımızda öyle dedi. Yani bilmediğin yabancı dil var mı dedi. O açıdan demek ki ilgisini o çekti. Diğerlerinden beni ayrı tutan bu. Tabii ki yani derslerin belirli bir altyapı gerekli. Yani derslerin tabii ki iyi olması lazım falan. Yoksa zaten masasına gelmez diye bilinecek. Ama kendisi işte orada yani direkt mesela o bilgisini çekmiş. Yabancı dil olsam işte böyle Avrupa içinde bayağı gezmiş olma bilgisini çekmiş. Ondan ziyade bir de bir önceki üniversitedeki hocam, bu hocayı başvurduğum hocayla eskiden iş arkadaşıymış. Yani burada da direkt zaten konuşmuşlar benim rüyamda nasıldır, nasıl bir zamanlık diye. Orada da mesela onun da direkt ciddi
dil yetkisi var. Yani orada işte oradan söz üretim, kendisine referans almadan işte onlara ilk konuşmasından sonra işte böyle bir şekilde akademik hayata girmiş oldum. Akademik hayatta da orada da ilk öğrendiğim şey Almanya'da ilgili işte uygulamada bilimler alanında yani işte mühendislik olsun yani bir alanında işte mühendislik alanı falan da olsun diye işte çalıştığım Fromat Enstitüsü'de direkt işte uygulamada bilimler olduğu için ne yapabilirim, nasıl bundan burada farklı olabilirim diye düşündüm. Ve orada gördüğüm fonlardan yararlanmak, yani burada kaynak sağlamak. Ve bunu da ilk 2-3 senede iyi bir şekilde gerçekleştirdim. Ve ardından da bana tercih bağında bir teklif daha geldi. O bölümün işte yöneticiliğinin, yani o baş mühendisliği. Yani o sonunda bana da işte oradaki temelde üniversitede 11 yılında toplamda 40 kişinin sorumluluğu verildi. Ardından da işte aynı eş zamanda işte farklı projelerle çalışıyorum. İşte kendi başvurduğum projeler, işte diğer bana gelen projeler. Ve burada da işte doktora çalışması ve o proje dediği bölümü orada bitirebildim. Ve ardından da akademik hayatta nasıl, ne yapabilir, nasıl ilerleyebilir diye düşündüğümde yine o düşünce. Mesela şu an bu şekilde bir yere başvursam ya da ilerlesem, diğerlerinden çok farklı bir tekniği gibi. Yine bir farklılık var. Başkalarında olmayan ben de var. Ama yine de bunun üstüne bir şeyler koyabilirim. İşte Amerika'ya biraz, Amerika'da bakıldığımızda orada biraz da sadece MIT'ye başvurdum. Ve sonra orada görüşmeler oldu, geldik falan. Ve uzun bir yarım sene falan sürdü. İşte geldik, gittik falan derken Skype'da görüşürken sonra kendimle hatta gidip görüşmüştüm. Orada atlamıştım, çarşıdım falan. Sonra kabul geldi. Niye kabul geldi? Sonra konuşmalarımızı atladım. Benim altyapım, o güne kadar mesela yaptığım çalışmalar Almanya'da olsun. Oradaki yapılmak istenen projeye çok uygunluydu. Yani orada yapılmak istenen projeler, burada şu an mesela yaptığım çalışmalara diyebilirim burada. İleri üretim teknolojileri hakkında ve bu ileri üretim teknolojilerinin COBİ'ler, küçük şirketler tarafından nasıl hayata geçirilebilir konusunda devletin, eyaletin veya o aracı kurumların neler yapması gerekir, sistem nasıl değişmesi gerekir ki bu küçük şirketler bu ileri üretim teknolojilerinden faydalanabilsin. Ve burada benim işte bilhassa Almanya'daki bu 4. sanayi devrimi adı altında bir bilgi birikimi vardı. Ondan ziyade tabii ki Alman sanayisi içilmişti. Yani Almanya'sından dolayı sanayide içilmişti. O endüstri mühendisi olmaktan ziyade işte lojistik alanlarında çok ciddi çalışmalarımız oldu. Ve tüm bu detay spesifik bilgiler orada bana yine bir avantaj olarak karşıma çıktı. Ve zaten yaptığımız çalışmalarda direkt Almanya'yla kıyasladım. Yani Amerika bu alanda biraz geriden geliyor. Ve Almanya'yı kopyaladı. O yüzden de önüme çıkan avantaj burada. Yani o yüzden işte bu yani önceki çalışmalar bir bakıma ciddi şekilde kar olarak karşıma çıktı. Ve şu anda bu çalışmalara devam ediyorum. Ve şu anda Alman Bremen Üniversitesi'nden de şu an işte Almanya'yı araştırıyorum, Alman sanayisini araştırıyorum, işte 4. sanayi devrimi, Endüstri 4.0 ve bunu Amerika'ya ve ondan ziyade Brezilya'ya çıkıyor. Brezilya'ya nasıl yapılabilir? Buradaki faktörler nedir? Organizasyonlar hangi devirde, neler olması olmalı? Aracı kurumlar hangi devirde, ne yaptıkları gerekir? Ve burada yaptığım, Endüstri Mühendisliği'nden aldığım o metotlar, işte simülasyon metodları, bunları da uygulamak yani. Bunun modelini çıkarmak. Yani bu makrokans teknikler. Bunun modelini çıkarıp burada onun üzerinde oynamak ve hangi yöntemlerin daha verimli olduğunu araştırmak. Ve bunu Massachusetts eyaleti için yaptık. Çok ciddi kabul gördü ve oradaki sunduğumuz teklifler şu an uygulanıyor. Ve bu yaptığımız çalışmalar ötürü şu an federal seviyede belirli atılımlar var. Ve burada da bilhassa Fraunhofer Enstitüsü'nün kopyalama değerli var. Yani bu inovasyon enstitüsü.
üretim inovasyon enstitüleri adı altında, Manufacturing Innovation Institute adı altında, bayağı tam başkan Obama'nın verdiği bir kararla çok müthiş şekilde paralar akıtıldı. Ve burada şu anda ona benzer enstitüler bir şekilde farklılıklar var. Ama temelde yapmak istedikleri sosyal motor enstitülerin o şirketlerle içli dışlı uygulamalı araştırmalar nasıl yapılabilir ve o Amerika nasıl uygulanabilir? Birebir olmuyor. Onu da araştırdık. Niye olmuyor? Çünkü Amerika'daki finans sistemi ve Amerika'daki üniversite sistemi bazı şeylere izin vermiyor. Ama işte kendilerini adapte ederek böyle bir böyle enstitüler kurmaya başladılar. Ve buraya da işte bizim de katkımız oldu. Biraz da işte birkaç tanesi şu an Massachusetts'e gitti. Elektronik anlamda, elektronik anlamda esnek elektronik ve tekstil alanında işte bir sonraki nesil tekstil hakkında. Ve şu an işte çalışmalar bu eksende değil mi? Yani burada belki bir genel olarak bakıldığında yani benim her 3-4 senede bir değişiklik olmuş yani şu son benim 15 seneye bakıldığında her 3-4 sene ciddi bir değişiklik olmuş. Ve bu değişikliklerden bir farklılıktan ötürü yani ciddi bir şekilde bir farklılık ortaya koyabilmişim. Bu da ortamı analiz etmekten geçiyor. Yani girdiğim ortamda, girdiğim bölümlerde mesela hani tabiri caizse para getirecek ne varsa yani onları anlayabilmişim ve işte onları da uygulayabilmişim ve üstüne bir şeyler koyup bir farklı bir CV ortaya koyabilmişim ve belki buna ek olarak da herkesin gittiği bir orta yol, yani çoğunun, belki %80'in gittiği bir orta yol var, bir düz yol var. Ben bundan sapmaya çalıştım. Yani çünkü orada illa ki %80'in içinde illa ki benden daha iyi insanlar vardır. Ama ben işte hani biraz farklı bir yol çizdim. Bunların gitmediği, düşünmediği veya cesaret edemedikleri yola gittim. Ve orada edindiğim tecrübeler ve ek bilgiler sonra hep karşıma bir anlık olarak çıktı. Yani burada gerçekten çok şükür her şey yani böyle farklı olmaktan geçti. İşte kendi yolumu, kendi çizgimi belirlemekten. Doçent Gülta Yılmaz Uyum'a çok teşekkür ederim. Şimdi sıra Doktor Naşit'e Gözde Durmuş var. Buyurun. Merhaba, iyi günler. Teşekkür ederim TAF Network'e bu güzel etkinlikte bizi de davet ettikleri için bize çok güzel davranıyorlar. Ve sizlere de teşekkür etmek istiyorum günün ve hafta sonunun en son seansındayız. Ben açıkçası bu kadar çok katılım beklemiyordum. Ama bugün de fark ettim ki gerçekten hayallerinizin peşinde koşmak için çok motive görüyorum herkesi. O yüzden de sizleri de tebrik ediyorum. Ve ben ilk e-mail'e Cemal beni davet etmişti. Ona da buradan teşekkür ederim. Ben Gözde Durmuş, Stanford Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalarımı yapıyorum. Bugün size de birazcık İzmir'den başlayan, birazcık da esnek olan bir bilim yolculuğumu anlatacağım. Ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. Lise, yani üniversite eğitimime kadar da İzmir'deydim. Hatta Emre'yle biz biraz yollarımız da aynı, aynı lisede okuduk, okumuşuz daha doğrusu. Sonrasında da ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik'te aynı zamanlarda kesişmedik ama yine aynı yollardan geçmişiz. Ben aslında küçüklükten beri hayalim bilim insanı, bilim adamı olmaktı. Bu birazcık aslında çok bilinçli bir tercih değildi. Biraz kuzenimin ve benim birazcık kuzenimin kıskanmamdan dolayı olan bir motivasyondu. Çünkü küçükken genelde ben abim de benden bayağı büyük olduğu için yine hep ben de olmasına alışkınım. Kuzenim tıp fakültesini kazanmıştı, yetim fakültesini ve onu kutlamak için bizim evimizde bir yemek verilmişti ve tabii ki onun üstünde olmuştum. Benim de artık teselli etmek için annem babam da işte üzülme sen de o bir gün profesör
sen de anasını ne olursun demişlerdi büyüyünce. Ben ilk defa profesör ne demek, asistan ne demek ilk defa herhalde 3-4 yaşımda öğrendim ama birazcık da sanırım bilime olan ilgimi de açığa çıkardı. İşte profesör ne demek, asistan ne oluyor, araştırma ne demek. Benim annem fen bilgisi öğretmeni, babam da mühendis. Onların da sanırım beni doğru alana yönlendirmesiyle bilime olan ilgimi de fark ettiler. Ben aslında bugün hocalarımızın söylediğinin aksine doktor olmak istiyordum. Birazcık da kuzenim özlemlerimden dolayı sanırım. Ama küçükken ben çok hastanelerde zaman geçirmek zorunda kaldım. Enfeksiyonlardan çok çektim. Ve bu 4-5 sene süresince aslında hastanelerde olmaktan pek mutlu olmayacağımı, o ortamın beni çok mutlu etmeyeceğini birazcık fark ettim kendi deneyimimden de sanırım. Ama biyolojiye karşı, tıpa karşı her zaman ilgim vardı. Doktor olmaktansa belki de insanlara gerçekten yardım edecek, onların hayatlarını kolaylaştıracak buluşlar ya da teknolojiler geliştirmenin beni daha mutlu edeceğini biraz sanırım tahmin ettim. Ve aslında beni bilime daha da ilgimi arttıran bir gelişme olmuştu. 2000 yılında İnsan Genom Projesi tamamlanmıştı. O sıralarda genetikle ilgili çok fazla yenilikler açığa çıkmış. İşte bu Dolly ilk kopyalanan koyun projeleri falan. Benim ilgimi bu sefer genetik çekmeye başlamıştı. Ve genelde lisede dönem projelerimi biyolojiden alıyordum. Annemin de fen bilgisi öğretmeni olmasından dolayı birazcık da ona güvenerek. Ve ilk projem aslında ben bakterilerin antibiyotik direnci üzerine bir proje yapmak istemiştim ama bizim okulumuzda öyle bir laboratuvar ortamı imkan yoktu ne yazık ki. Ama yine de o projeyi yapmak istedim ama bir tane biyoloji öğretmenimiz çok çok iyi bir öğretmen olması, hep yani biyolojinin iyi olmasının da katkıları çok büyüktür. Bana tabii ki sana güveniyorum ama şimdi bizim böyle bir laboratuvarımız yok. Bakterileri buraya şey yaparsak, getirirsek ortamı hissetirsin, herkesi de hasta edersin demişti. Ve ben aslında o gün gerçekten biraz şevkim kırılmadı herhalde ama biraz üzüldüm. Hani istediğim bir şeyi yapamadım. Ama sonrasında sanırım kalbi inceleyen bir proje yaptım. Yine biyoloji dönemine devam ettim. Hep böyle biyolojiyle olan ilgim. Sonrasında da moleküler biyoloji ve genetik seçmek istedim üniversite sınavında. Orada da aslında biraz sanırım benim için bir risk faktörü olduğunu düşünmüştü herkes, öğretmenlerim, ailem dahil. Çünkü üniversite sınavında iyi bir puan getirmiştim ve herkes hani tıp ya da mühendislik yazmamın benim için daha iyi olacağını, Türkiye'de genetik yazarsam iş bulamayacağımı, aç kalacağımı bana söylemişti defaatle. Rehberlik öğretmenleri ben hatırlıyorum. Kaç defa bana toplantı ayarlayıp işte bunu yapmamalısın, bak şunu yapmamalısın şeklinde bayağı uzun sohbetlerimiz olmuştu. Ama sonrasında ailemin de desteğiyle ben aslında hayatımın sanırım ilk riskini aldım. Ve şu anda aslında buna da hiç pişman değilim. Hiç tahmin edilen gibi aç da kalmadım. Şu anda çok sevdiğim bir mesleğim var. O yüzden sizlere de önerim ilginizi çeken, hayallerinizin peşinden gidebileceğiniz kadar seveceğiniz, merak uyandıran alanların peşinden gitmeniz. Şu anda çok gençsiniz ve internet çağında yaşıyoruz. Benim zamanımda bu kadar kaynak yoktu belki. O yüzden siz benden ve diğer bir sürü hocalarımızdan çok daha şanslısınız. O yüzden ilginizi en çok çeken alanları belirlemenizi öneririm. Ve risk almanız da gerekiyorsa ve Türkiye'de özellikle temel bilimler seçiyorsanız bazen risk almanız da gerekiyor. Ama imkanlar şu anda bence çok daha artmış durumda. O yüzden hayalleriniz için biraz risk almanızı öneririm. Sonrasında da işte olarak birazcık ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne başladım. Sonrasında da bir genetik seçmiş bir insan olarak aslında benim zamanımda yapabileceğim en iyi şey yurt dışına gitmekti. Hatta ben ilk bölümü kayıt olurken bölüm başkanımız aslında bana çok güzel bir bilgi vermiş. Ben sonradan bunu, yani o söylediği zaman pek farkında değildim ama ilk dönemlerde derslerin yükü çok da olsa aslında dönem derslerine çok geçiş yapmadığımız için ortalamamı yüksek tutmamı önermişti bana, sonrasında daha rahat edebilirsin diye. Onu dinlemem iyi olmuş. İlk zamanlarda ortalamayı biraz daha yüksek tutmuştum. Bu bana aslında sonrasında gerçekten araştırma yapmak
istiyor muyum, istemiyor muyum sorusunu gerçekten kafamda cevaplamama da sebep oldu. Ben ikinci sınıftan itibaren ODTÜ'de doku mühendisliği laboratuvarında araştırma yapma imkanı buldum. O da biraz aslında ilginç bir hikaye. Çünkü benim o zaman beraber çalıştığım laboratuvarda lisans öğrencisi kabul etmiyorlardı. Ama sanırım hocamız da bize, en yakın arkadaşımla beraber biz ikimiz çok heyecanlı bir şekilde gitmiştik. Bizi kıramadı galiba. Kendi çapında bir biz kaldı. İkinci sınıf öğrencisi, iki tane doktor öğrenci, sadece doktor öğrencileri, doktora sonrası araştırıcı öğrenciler vardı. Ama biz bir şekilde oradaki ortama ilk başta ayak uydurabildik. Birazcık da hocamızın da desteğiyle, oradaki çalışma arkadaşlarımızın da desteğiyle. O yüzden diğer bölgelerim de eğer gerçekten yurt dışına gitmek ya da Türkiye'de de araştırma yapmak istiyorsanız belki şu anda gerçekten bunu yapıp yapmak istemediğinize karar vermek için birazcık araştırmaya kendinizi yönlendirebilirsiniz. Bugün kaç arkadaşım söylemiştim. İlginizi çeken bir de laboratuvarlarla ya da hocalarla konuşursanız umarım, yani eminim ki onlar da sizi doğru şekilde yönlendireceklerdir. Sonrasında da bizim ODTÜ'de bir zorunlu stajımız oluyor. Ben onu yurt dışına yapmak istemiştim. Gidip gidemeyeceğimi, orada yaşayıp yaşayamayacağımı bir şekilde anlamak için aslında benim için bu büyük bir fırsattı. Benim staj hikayem de aslında biraz karışık. Çünkü aslında ben staj için hiç bir kontağım olmadığı için yurt dışında e-mail adreslerini bulup işte şu okul varmış, bu okul varmış ve o zamanlar hakikaten ben hani en iyi okul hangisidir, Harvard, Stanford, MIT öyle çok büyük okullara gidebileceğim açıkçası gerçekten düşünmüyordum. Ve bir gün beraber çalıştığım hocayla bir toplantı ayarlamıştım. Hani kariyer toplantısı şeklinde benim bu yaz bir staj yapmam gerekiyor ve hani bana beni kabul edebilecek orta halde ya da kötü, hani Amerika'da hangi okullar vardır bana söylerseniz ben oralara başvurmak istiyorum demiştim. Ve burada aslında birazcık da tekrardan bütün hocaların da bahsettiği gibi özgüven önemli. O gün aslında hocam bana şundan bahsetmiş, yani sen iyi bir okulda okuyorsun, iyi bir öğrencisin, kendine niye güvenmiyorsun? İlk başta iyi okullarla başla, kendi şansın, hem şansını da denemiş olursun, hem de tecrübe kazanırsın demişti. Ben de o gün aslında sonra durdum düşündüm, evet neden hani iyi yerlerden başlamıyorum ki? Sonuçta belki de olur, bir şekilde bir şansımı denemeye karar verdim. İlk başta aslında başka bir okulda staj ayarlamıştım yine Boston'da ama son benim bütün her şeyim ayarlanmıştı. Evimi, kalacağım yeri, biletimi, her şeyi ayarladım. Ve iki hafta kala bana bir e-mail geldi. Kusura bakma ama bu aldığım vize türüyle burada araştırma yapamazsın. Seni kabul edemeyiz dediler. Ben bir anda tabii ki şok oldum. Bir süre ağladım. Odaya kendimi kapattık bir hafta sonu. Gözlerim şişmiş bir şekilde hocamın yanına gitmiştim. Ne olacak şimdi, ne yapacağım ben diyerekten. Ama o gün bana yine güzel bir öğüt vermişti. İşte şu hocalara kontak edebilirsin. Zaten Boston'a gidecektim. Her şeyim ayarlıydı. Ve birazcık da şansın ve sanırım hani benim oradaki hani bu kadar başıma beni o kadar üzecek bir olay gelmiş ama yine birazcık yine cesaret ve dirayetle bir e-mail daha attım. Biraz umutsuzdum ama Allah da bir yerden sanırım bu halime yardım etti ve Harvard Fakültesi'ndeki bir laboratuvarda kabul aldım. Bu aslında benim için hayatımdaki ya da kariyerimdeki en önemli yönlendirici başıma gelmiş deneyimlerimden bir tanesi. Çünkü ilk defa aslında ben değişik alanlardan değişik kişilerin bir arada çalıştığı bir ortama gittim. Bu Harvard Fakültesi'ndeki çalıştığım laboratuvarda biyolojiler, kimyacılar, kimya mühendisleri, makine mühendisleri, doktorlar bir arada çalışıyordu. Ve aslında fark ettim ki ben biyolojiyi seviyorum ama bana okulda öğretilen şekilde sevmiyorum. Mesela bizim eğitimimiz çoğunlukla ezberci. Ben genetikte okurken şeyi fark ettim. Çoğu zaman çok iyi bir not alabilmek için bazı şeyleri bazen anlamadan sadece ezberliyormuşum. Ama bir laboratuvar ortamına gittiğiniz zaman, değişik alanlarda insanlarla beraber çalıştığınız zaman aslında bir şeyleri ezberlemek yerine o şeylerin nasıl çalıştığını, o makinesinin nasıl olduğunu anlamak daha önemli. Buradan da aslında size bir önerim. Artık internet çağında yaşıyoruz. Bilgiye çok kolay erişebiliyoruz. Hani derslerde not getirmek adına ezberlemekten
ise olaylara ya da mekanizmaları daha iyi anlamak, sorular sormak daha önemli. Ben de bu ortamlardan, değişik alanlardan, değişik kültürlerden, değişik backgroundlardan gelen insanlarla birebir interaksiyon kurmayı sevdiğimi fark ettim. Çünkü sürekli yeni şeyler öğrenmek zorunda kalıyordum ve aslında bu benim hala çok sevdiğim bir şey. Sürekli yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. O yüzden optro genetikten sonra biyomühendislik alanına kaymaya karar vermiştim. Ama orada da genetik kökenli olduğum için biyomühendislik programlarının çoğu aslında temel mühendislik bilimlerindeki dersler almanızı sizden istiyor. O zaman da aslında bunu yapabilmek için master yapmaya karar verdim. Benim için aslında en doğru olacak yolun bu olduğunu düşündüm. O sırada da Fulbright bursuna başvurmuştum. Fulbright bursunu kazandım. Buradan Fulbright'lara da çok teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir olanak oldu. Hem benim temel bilimlerdeki temel mühendislik derslerini almama yardımcı oldu. Ama orada da şöyle bir esneklik yapmam gerekiyordu. Ben her şeyi güzel Fulbright bursunu almışım. 2 senelik master için fundingim var. Ne güzel şeklinde Boston'a taşındım. Her şey günlük bir insanlıktı. İlk gün okula gittim. Temel bilimler köklerinden geldiğim için bana bir program çıkardı. Ben 2 senelik fundingim vardı ama benim programım 3 sene sürecekti. 3 senelik bir funding bulmam gerektiğini öğrendim. Ama tabii ki birazcık da yaratıcılıkla derslerin müfredatlarına biraz baktım ve aslında gerçekten Türkiye'de benim lisede olsun, üniversitede aldığım eğitim, hepimizin aldığı eğitim bence güçlü bir eğitim. Çünkü aslında bu 3 senelik programı ben 2 senede bitirebildim. ODTÜ'de aldığım çoğu dersin aslında oradaki matematik anlamındaki çoğu dersi almamam gerektiği anlaşıldı bir anda. Öyle olunca da dersleri çok kolay bir şekilde bitirebildim. O yüzden aslında birkaç arkadaş bugün bana bazı sorular sormuştu. İşte bizim aldığımız eğitimle orada başarılı olabilir miyiz? Bence olabiliriz. Hepiniz yaptıysak sizler de yapabilirsiniz. Hatta ders anlamında bence Türkiye'den gittikten sonra Amerika adına konuşabilirim. Bazı dersler kolay geliyor. Buradan da özgüveninizi tekrar geri kazanmak adına bunu size söyleyebilirim. Ders anlamında kendinizi iyi geliştirebilirseniz çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Sonrasında da master'ımdan sonra doktora çalışmalarıma başladım. Orada da nanoteknoloji alanına biraz kaydım. İşte nanoteknolojileri, hücreleri, molekülleri nano boyutta anlamak ilgimi çekmişti. Doktoram sırasında da aslında enfeksiyonlar üzerine çalıştım. Beni çocukluğumdan beri etkileyen bir konu olduğu için. Orada da antibiyotiklere alternatif olacak nanoteknolojiler geliştirdim. Sonrasında da hep Amerika'nın doğu kıyısında eğitim hayatımı geçirmiştim. İşte bir 7 seneye yakın. Sonrasında da aslında birazcık da batıdaki kültürü öğrenmek adına bu sefer de Stanford Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarıma başladım 2014 yılında. Ve Stanford'a geldiğimde şu anda aslında beni genetik seçmem için inspire eden bir hocayla çalışıyorum. Şu anda Stanford Genome Technology Center'da Ron Davis'le çalışıyorum. Kendisi insan genom projesinin yürütücülerinden bir tanesi. Onunla çalışmak hem zevkli ama aslında hem de biraz stresli. Çünkü ilk ben laboratuvara başladığımda bana şey demişti, işte ben laboratuvara geldim, hangi projeleri yapabiliriz, bir araştırma potansiyeli yapabilir miyiz dedim. Bana ilk makaleni datalarına topladığında görüştüğümüz bir belki üstünden geçeriz demişti. Birazcık aslında doktora sonrası çalışmaları da size özgürlük veriliyor. Ben bu ortamı birazcık daha seviyorum. Yani tek bir projeye bağımlı kalmaktansa ilginizi çeken herhangi bir problem üstüne doktoradan sonra yoğunlaşabiliyorsunuz. Çünkü doktorada bir problemi nasıl çözebilirsiniz? Onun üzerine aslında kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Hem kişisel yetkilerinizi hem de bilimsel yetkilerinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Doktora sonrası çalışmalarında da kanserin erken teşhisi üzerine şu anda yoğunlaşıyorum. Onun doktora sonrası yaptığım çalışmalarda da çalışmalar sonucunda da aslında bu 2015 yılında MIT'nin
seçtiği 35 yaş altı 35-22 listesine girdim. Bu aslında ben Utkan Hoca'yla beraber yapıyoruz aslında bu projeyi de, buradan da onu belirteyim. Kendisine de teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma ortamımız var. Çok beraber kendi öğrencilerimle de güzel bir takım oluşturduk. Buradan da aslında yapmak istediğim bir diğer nokta da başarılı olmak için aslında sadece kendiniz yeterli bazen gelemiyorsunuz. Benim şimdi çalıştığım alana bakarsanız ben genetik kökenliyim, sonrasında mühendisliğe kaydım. Ama şu anda yaptığım projede aslında çok çok değişik alanları bir araya getirmeye çalışıyorum. Bu kanser hücreleri ayırdıktan sonra onların genetiğini anlamaya çalışıyoruz. Genetiğini anlarken bir bioinformatikçiyle de beraber çalışmak zorunda kalıyorum. O aleti tasarlarken makine mühendisleriyle, elektrik mühendisliğiyle çok yakından sırt sırta çalışmak zorunda kalıyorum. O yüzden aslında şu anda bilim dünyasında, teknoloji dünyasında alanlar işe girmiş durumda. Benim size tavsiyem, önerim kendinizi bir alana kısıtlamayın. İlginizi çeken değişik alanlar olabilir ki benim öyle. Ben sadece bir alana ilgi duyduğumda çok sıkılıyorum. O yüzden kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Ve benim düşüncem ileride ki bir 5-10 sene içinde de bu daha çok artacak. Bilimler iyice birbirine yakınlaştı. O yüzden kendinizi olabildiğince değişik alanlarda geliştirebiliyorsanız geliştirin ve iyi takım arkadaşları kurun. Benim gördüğüm genelde başarılı insanlar aslında odadaki en zeki insan olmuyor. Ben odada en çok bilgiliysem biraz yanlış bir ortamda olduğumu düşünüyorum. Çünkü sürekli birilerinden bir şeyler öğrenmek sizi geliştiriyor. Bunu da size bir öneri olarak sunabilirim. Ve aslında günün bence mesajı başarılı olmak için benim de sizlere önerim başarıya direnç göstermek. Yani bir sürü hikaye dinledik belki, hani hep ben sizlerin yaşındayken başarılı hocaların hayatlarına baktığında sanki her şey gibi bir insanlık gitmiş, her şey istedikleri gibi olmuş, ha böyle bir kazanmış, ondan sonra bunu yapmış, hani CV'sine baktığınız zaman herkesin her şey alt alta çok güzel geliyor ama onları yaparken aslında başınıza çok fazla engeller çıkabiliyor. Başarılı olmak için de aslında bu engeller çıktıktan sonra bu engellerden ne kadar ders aldığınız, hata yaptıktan sonra eksiklerinizi ne kadar iyi gördüğünüz ve ne kadar motivasyonunuzu kaybetmemeniz önemli. O yüzden benim size en büyük önerim, hayallerinizin peşinden gidin ve asla kafanızda limitleriniz olmasın. Benim de dediğim gibi ben ODTÜ'de okurken işte şuralara gidemem diye düşünüyordum ama o limitleri kafanızdan kaldırdığınız zaman aslında kendi potansiyelinizin ne kadar iyi olabileceğini görüyorsunuz. O yüzden limitleriniz olmasın ve bugün benim sizden istediğim buradan ayrılırken hayalleriniz nedir? Onları tekrar belki bugün günün sonunda bir daha bir düşünebilirsiniz ve umarım o hayalleriniz için yılmadan çalışırsınız. Teşekkürler. Doktor Naşit'e Gözde Büyükçü, çok teşekkür ederiz. Şimdi son konuşmacımız Japonya Osaka Üniversitesi'nden Doçent Doktor Saygı Kurul'a için buyurun. Hacımemezse sadece Osaka Üniversitesi'nde şu her türlü gözü çözen söyleyemez. Tam bu kadar yeter. Türkçe konuşalım. Hayır, orada çok doğal bir şekilde geldik böyle. Her zaman ne bir konuşma yapsam hep yazılımın oluyor. Filmi için de başka yetkiye yarıyordu da. Sırf İngilizce öğretmenler de İngilizce böyleyim size ister. O kadar yani. Türkçe zaten yok. Orada da bazen şov amacıyla ufak bir şekilde Türkçe konuşuyorum. Çok bilinç bir şekilde. Onasını aynı şekilde kesiyorum ben. Şimdi nereden başlayayım bilmiyorum. Bayağı da aslında çok uygun da var. Çünkü tam milletçi rahat yani. Amerika'dan gelmişler bile. Yani nasıl olsa Amerika'da şu anda öden civarlarında. Japonya'da gece yarısı şu anda. Bir oldu yani. Şimdi aslında benim hikayem biraz yani bir çoğuna benzer mi değil mi bilmiyorum. Nedense anlatayım sana karar verirseniz. Şimdi ilk başta ben
liseyi Erişim Özel Lisesi'nde çocuk okudum. İşte derin başkentiymiş bu arada sorum diye düşünüyorum herhalde bu şahsıda. Lafayı da anlatırım yani genelde Çorum'un başkenti değil. Çorum, yani Hititlerin ana merkezi falan diye böyle hep öve öve anlatıyorum da öyle bir şey. Şimdi Endüstri Müzik Elektronik bölümünde bölümünde okudum. O zaman babamın benden çok fazla şey vardı. Bu çocuk okur. Büyük adam olur şeklinde böyle. Ondan sonra üniversite sınavına giriyorum. O zamanlar düzgün şekilde bir puan almak için 500, 600 dedi millet götürüyor yani. Ben de normalde 200'de hani çok şey var yani 250 ya da 300 gibi böyle hani en kötü üniversiteyi bir de yazsam Fırat Üniversitesi yani şey isim olarak şey değil de yani puan olarak düşürdü o zamanlar. Ben de bilmiyorum. Onu da tutturamadım. Ondan sonra en sonunda işte bu benim şeyimle falan ben 2 yıl bir okula gittim. Süleyman Demir Üniversitesi. Aktör Üniversitesi olarak gittim. Sonra Süleyman Demir Üniversitesi'ne çıkıyorum. Orada benim derslerimi yaptım. 2 yıl okula gittim. Herkes benimle bir dikkat etti. Azıcık bu okumaz diye başladı. Demek ki o sesler dolayı galiba. O zaman kendimi rahat hissedince derece oldu. Nazlıbet İslam Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Geçiş yapınca tabii matematik derdiye şeyler falan bayağı ağır. Kalkülüs dersleri falan var. Kalkülüsün anlamını bile bilmiyoruz biz böyle. O zamanlar. Çalıştık. Ardından üniversitenin üçüncü sınıfında ikinci sınıfı atlattık, üçüncü sınıfına geçtik. Ardından yani geçtiklerken 4 kişiydi onlar. Özellikle dikey geçişse gelen insan grubu. Onlar ayrı gruptu. Diğer DH grubu, onun üniversite sınavıyla Roma gelmiş olan insanlar. Onlar DH. Matematiği de çok iyi, İngilizceleri de çok iyi. Neyse, üçüncü sınıfta biz bir karar alıyoruz. Her birisi ayrı bir bölgeye gidecek. Birisi Almanya'ya gidecek, birisi Fransa'ya gidecek. Birisi Amerika'ya gidiyor. Sonra bana kaldı. Ben de Almanya'ya gideyim o zaman dedim. Bir yaz. Hani uzak bir köşeye gideceğim ya yani. Orada da en zor olan ülke olarak söylenen, yani şu anda değil öyle söyleniyor da, Japonya. Tamam dedim, gideyim Japonya'ya. Ondan sonra gittim oraya bir ay. Ondan sonra polise tutuklandım bu arada orada bir defa. Ya çabuk bisiklete binmişim. Irmak kenarlarını atıyorlar bisikletleri. Sonra bakıyorum, hiçbir şey yok. Ben de biniyorum. Sonra kırmızı ışıkta geçerken yakalanıyorum. daha sonra neyse orada Japonya'da yani benim akademisyen olma, okuma ya da başka şeyler falan hani bir gelecek planım yoktu. Bir şey de düşünmüyorum da. Gerçekten böyle yani. Ne olmaz şekilde ne yapmak istiyorum onu da bilmiyorum doğrusu. Tamam oraya gitmesin. Her gün bisiklet atayım. Bisiklet bir yerlere gidiyorum böyle. Özellikle şu şekilde böyle. Beyaz bir tişörtüm falan vardı böyle gidiyorum. O zamanlar bir dersimiz vardı. Distributed Network Theory diye bir ders. Acayip ucuk bir ders ya. Gerçekten hani geçen gerçekten ilk o sınavdan böyle geçen insan en sonunda herkes sınavına kalmış. Ben de öyle. 40 kişiden 3 kişiden normal geçiyordu. Gerisi herkes sınavına. O kadar zor bir ders. O dersin bir kitabı var mı yapmaya diye onu üniversitenin kütüphanesine gidip araştırmaya yetim var. Nasıl olsa kitaplarımız İngilizce, orada İngilizce kitap varsa bir araştırayım diye gittim. Orada tabii yabancıyım. Yani bir yabancı oraya gitmiş. Ondan sonra orada elektronik bölümünde hocalar falan toplandı, 4-5 kişi. Ondan sonra nasıl bir şey yapıyorsunuz kitap falan böyle. Ama hayır, hocalar falan hani ciddi şekilde herkes kravat falan böyle. Yaz tatilinde ama hocalar hep orada. Tabii ama ben hani terlemişim, ter içinde, kısa sor, beyaz sevim, böyle. Ve oraya gitmek için 50 kilometre yol yaptım yani bizim derde. İki tane daha açtım. orada baktılar, hocaların birisi orada şey yani işte yer altındaki nesne tarakaları ile ilgili bir araştırmamız var. Onun için master eğitimde burada devam etmek ister misin dedi.
O zaman kadar hiçbir teklif almamışım ben. Aa dedim, tamam iyi, en azından böyle biraz daha kalabilirim. Bu ortam da güzel zaten. Sırf onun için kabul ettim. Sonra Türkiye'ye döndüm, para biriktirmeye başladım. Part-time yapıyorum, 6 tane yerden kurs alıyorum. 6 tane yani, o zaman bayağı iyiydi yani. Herhalde en sonunda ben almışımdır. Ardından oraya gittim. Ya para nasıl yiyecekti? 3-4 ayda bitti yani kafalar. O kadar da biriktirmiştim ya. Sonra orada da bir de üniversite gidiş sınavı falan var. Üniversitede eğer başvuru yapıyorsun, o üniversitenin bir giriş parası var, 300 dolar aldı o zaman. Cepte var, 400 dolar. 300 dolarını oraya verdim, 100 dolar kaldı. Ah dedim, şimdi havalimanına giderken o parayı kullansam, hepsi yok. Şimdi üniversite sınavı neyse basit bir şeydi zaten. Onu geçmişim. Öğrenciysen geldiler, işte Temtuk'ta ise orada, işte Bort'ta işimin var üniversite sınavını geçmişsin. Temtuk falan ediyor. Şimdi diye parayı ne zaman ödeyeceksin dedi. Parada 15 bin dolar. Ben 100 dolar ne hesabımda? 15 bin dolar var diye fatura geçebilirim ya. 15 bin dolar ben bunu bilmiyorum. Çünkü bedavaya yakın yani. Fark etmiyoruz ki yani. Var mı yok diye üniversite üstelik. Onu görünce aa falan dedim böyle. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. Sonra para bulamadım. Tekrar gittim oraya. Bu sefer part-time çalışmaya başladım. Mac'dan da çalışıyorum. Sonra başka bir yerde çalışmaya başladım falan. Ondan sonra yavaş yavaş başladım. Geceleri laboratuvarda oluyorum. Gündüzleri ise çalışmaya gidiyorum. Ama her gün 50 km gidiş, 50 km de dönüş bisikletle. Yani param yok. Treni binemiyorum. Treni binsem günlük 10 dolar, 10 dolar gidiyor zaten. Ama bisiklet sayesinde gerçekten de masada. Bacaklarda kaslar bayağı gelişti. Bayağı gelişti yani gerçekten. Orada yer altında nesne taramaları bir araştırma yapıyorum. Onu da söyleyen hoca. Hiç ilgimize çekmiyor. Çok sıkıcı bir konu. Ondan sonra ufak bir kaçamak yaptım. Başka bir üniversitesinde başka bir araştırma odasına gitmeye başladım. Hocanın haberi yok tabii. Ben gizli gizli gidiyorum oraya. Ben 2 sene bir zaman geçti. Yani hiç sevmediğim bir şey. Yer altında nesne tarama. Ondan sonra Horto Marketing'de ilgili bazı şeyler var. O konuyu da hiç sevmiyorum. Orada 2 tane yayın yaptım. Hiç istek olmuyor böyle. Rastgele bir şekilde şey oldu. Orada onaylanıyor. Niye onaylanıyorsa yani? Ardından 2 sene sonra ya dedim ya bu üniversiteyi ben kurtulacağım dedim. Bak burayı sevmiyorum zaten dedim. Sonra orada çalışma için önemli bir merkezi var işte. Oraya başvuru yaptım. Çalışma için firmalara interviewlere falan gidiyorum böyle. Tam yıl 2000 civarında. İnterviewlere gidiyorum ama girdiğim 30 tane firma oldu. 30'unda da düşürüyorum. 30 firma. Hiç kimse almıyor. Zafı demiyor. Yani yabancısın zaten. Bir zaman sınava girdik diyorlar. Formalite icabı. Formalite icabı giriyorum. Yine düşürülüyorum. Formalite icabı. Neresi formalite icabıymış? Bunu anlamadım yani. Ardından filan referansıyla bir izlemeye gidiyorum. Tabii bu sefer de chip design. Şimdi chip design diye hani böyle şey görünebilir, değişim görünebilir ama lise onu da sevmiyorum. O kadar söylediği hiçbir şeyi sevmedim. Ardından orada 2 sene, 3 sene, 3 sene civarında birkaç tane firma, yani yaklaşık 3 senede 6 firma değiştirmişim. Artık bir firmanın interviewine gidiyorum. Artık firma şey yapıyorlar. Ben bir yarım saat niye önce firmada istifa ettim? Bu kadar kısa sürede diye. Hep bunlara tutuyorum abi. Neyse ardından 2005 yılında kendi firmamı kuruyorum. 2006 yılında kendi firmamdan kovuluyorum. Firmam atılıyor. Böyle de neyler oldu. 2007 yılında ayımızı kuruyorum. 2010'a kadar, yani
Şimdi yayın yapmayı da seviyorum. Yani şey yazmak gibidir. Hani blog yazmak gibi böyleyim ben aslında. Hani akademik fikrim yok zaten. Yani sadece bir en azından yazdıklarımı hani internette normal rapor yazarsınız ya da LinkedIn'de, Facebook'ta hani paylaşırsınız yani. Onu biraz profesyonel şekilde yapıp yapayım diye bol bol yayın yapıyorum ben. Üniversiteye bağlı değil, kendi kendime. Ve konferanslara da veriyorum. Konferanslara gitmek için para lazım. Yine. Şimdi onu kullanmak istemiyorum. Veriyorum yayınlara. Yayınlanırsa tamam oluyor. Öyle yaklaşık 15 yayın yaptım. 2010 yılında burada Yıldız Teknik Hüseyin Hocamız var. Hüseyin Hüber. Dedi ki, ya Sarp Hocam dedi, ya şey, Sarp Hocam değil. Ya Sarp abi dedi. Ya niye yapmıyorsun, niye yapmıyorsun? İşte bizim Osaka Üniversitesi'ne gelsene falan dedi. Sonra düşündüm, tamam dedim, Osaka Üniversitesi'ne gidiyorum. Hocayla tanışıyorum. Ondan sonra hoca o Hüseyin Hocamızı çağırıyor. Bir tane Türk var biliyor musun falan dedi. Ondan sonra amelim, memnun oldum. Ve hoca halen ne bilmez bizim arkadaşı olduğumuzu. Aklına o üniversiteye başlıyorum. Orada bir senede çıkıyorum doktorayı. Ama Osaka Üniversitesi'nde hem de çalışarak normalde 7-8 sene tutar araba. Bir sene daha bir 35 senedir olan bir rekor kırıyorum bu arada. Türklerden ilk defaymış Osaka Üniversitesi'nin o bölümünde. Bölüm 65 senelik bir bölüm. Robotics bölümünde. Orada da tamamen 100 sene yaptım. Ondan sonra da devam ettim. Yine firmada devam ediyorum zaten. Daha sonra üniversiteden çıkınca orada üniversitede de yine pozisyon olarak kaldım. Şu anda hem üniversite hem firma olarak. Ne üniversite tarafına çok girdim, ne de firma tarafından girdim. Tam aradayım. Yani normalde bir üniversitede bir proje yapmak için gidersin bir firmaya. Oradan mesela Panasonic'dir, Hitachi'dir, yani Mitsubishi'dir, Honda'dır, Toyota'dır ya da istediğiniz gibi bir firmaya gidersiniz. Oradan bir arkadaşından bir program varsa onu üniversiteye alırsınız, orada research yaptırırsınız. Onun bütçenin içinde doktor öğrencisine ihtiyacınız var. Doktor öğrencisi için post yayınlarsınız. Onun için yurt dışından bir öğrenci alırsınız. Japonya'da öğrenci yok bu arada yani. Kimse doktora yapmıyor, yabancılar aldı. Şimdi durum bu. Tamam. Neyse en sonunda ya Ayşe'yi söyleyecektim. Ben kısa konuşurum herhalde falan diye düşünürken çenem uzadı. Neyse en sonunda bu şekilde ben bunu firmada dönüş satıyorum. Oradan aldığım şeylerle araştırmaya yapıyorum. Üstünden sektim bu şekilde bir dönem bir yapı halinde yaptım. Ve diğer ülkelerden, diğer şeylerden yani burada tanıştığımız arkadaşlar da zaten ilgilenenler falan oluyor. Onlardan iyi olanları gerçekleştirmeyi de götürmek istiyorum. Yani bu şekilde devam ediyorum. Başta bir üniversite okumanız lazım. Yani tıp da gitmek için
Mesela tarih bölümü okuyan insanlar biliyorum ben. O yüzden hani ilgini ne çekiyorsam kendine yetiştirebilirsin. Yani kuantum fiziğinde yani bak başka bir şey ilgini çekebilir. O alanda da yürüyebilirsin. Emre'ciğim. İlgini çekmesi güzel bir şey yalnız gerçekten. Hani eğitimini almadan zor bilhassa alan değişmek çok fazla olursa fakat hala şu an undergrad sonuçta lisans öğrencisi olduğun için bir sürü alabileceği dersler var. Yani kendi ülkemde olmanın en büyük yok. Mesela ben Almanya'da master yapmıştım ve bana en böyle en çok böyle içimi cızlatan şey diğer derslerin çoğunun Almanca olmasıydı ve İngilizce programı olduğu için alamıyorum o dersi. Mesela şey diyordu, keşke Türkiye'deyken işte MATLAB öğrenseydim, programlama öğrenseydim. Keşke Türkiye'deyken işte linear algebra'ya biraz daha baksaydım. Differential equation'ları biraz daha baktım. Çünkü kendi ülkende olduğu zaman dil açısından da problemin olmayacak. Eğer gerçekten hani böyle bir şeye ilgin varsa binlerce seçmeli ders var açıkçası. Onları da kullanabilirsin buradayken. Çünkü dışarıdayken kolay olmayabilir. Gittiğin ülkeye var. O zaman onlarda ders almayı düşünün. Aslında ben de katılıyorum bu çok mesela benim de öyle hani şu dersi de alsaydım keşke mesela ben şu metotta öğrenseydim dediğim dersler var. Fakat burada biraz da demin hani kendimden anlattığımda hani hedefe götürecekse yani şimdi siz ileride ne yapmak istiyorsanız hani şimdi sadece ilgi alın diye alayım kenara koyayım belki ileride lazım olur. Bu bilmiyorum doğru yaklaşım. İleride önce ben kendisi orta ve uzun vadeli planlarınız neyse ve bu yapmak istediğiniz o alanda o plan dahilinde bir avantajsa yapıyor evet. Ama önce yani aşağıda sizin hani ilerilik planlarınız belki daha netleşmiyor. Yani o fazla değerlendirebilirim. Başvurusu yapmıştım. Hem de düşürülmüştüm bu arada. Zorunluluktan yaptım yani öylesiyle. Konsolosluktan Mongusho diye bir bizim hep buskalı gibi. Hep miydi? Öyle bir şey. Bilelim bakalım ya. Yok. Yok muydu? Neyse birisinin bursu vardı yani de. Karışık bir şey. Onun bursu var. Ama bir teknik var aynı zamanda. Orada düşürüldüğü zaman yani sizin gibi ağlamak falan değil yani o ağlamayın yani ilk zaman bir şeyden düşürüldüğün zaman ikinci bir opsiyon daha var her zaman mesela zaten ilk kimse derse Mokusör'e düşürüp eğer düşürülürseniz hemen bir planını yapıp Japonya'da hocanıza söyleyin önümüzde direkt ondan sonra Japonya'da hoca yok benim bütçem yok bir şey yapamam dediği anda o zaman bana söyleyin. Buyurun. Thank you.
geliyor. Özellikle şu an çok hot bir alan. Özellikle bioinformatik, genetik. Şu anda aslında genetik teknolojiler artık çok ilerledi. Ve masraf da çok fazla düştü. $1000 altında mesela bütün genomunuzu bakabiliyorsunuz ama şu anda en revaçta olan araştırma alanı bioinformatikçiler. Yani o datayı nasıl biz anlamlandıracağız? O yüzden onu anlamlandıracak matematiksel modellemeler. Şu anda bence hani kendine o alanda gerçekten ilgin varsa doğru bir alan olabilir senin için öneririm. Kesinlikle. Yani eminim seni kabul edecek bir sürü laboratuvar ve okul olacak. Çünkü çok fazla genelde zaten life science'da insanların matematik bilgileri pek sevmedikleri için az oluyor. Pek ilgilenmedikleri için az oluyor. Ve şu an inanılmaz büyük bir ihtiyaç var. Hayat bilimlerinde olsun, tıpta olsun. Açıkçası her şeyde matematik background olan insanları gerçekten çok yavaşta. Ve eminim yani laboratuvar bulman işleri zor olmayacak. Yani yapabileceğin çok şey var. Sadece yani bioinformatik sadece genetik genom analizi değil aslında. Yani bizim de laboratuvarımızda mesela bir sürü image processing yapıyoruz. Ondan sonra applied mathematics yapıyoruz. Multidimensional reduction techniques falan kullanıyoruz. Yani yapabileceğin inanılmaz şeyler var. O yüzden eğer böyle hani sayısal background olan insanlar life science'a gelmesi inanılmaz derecede avantaj sağlayacak bunlara. Evet, başka soru varsa bu soruyu beraber alalım. Sonra bir yerde konuşmamızda süre vereyim. Not alıyor. Buyurun. Hocalarımız her şeyden bahsetti açıkçası ama gerçekten önemli bir şey hata yapmaktan korkmamak.
Açıkçası herhangi bir şey yapmak, hiçbir şey yapmamaktan her zaman daha iyi. Çünkü önünüze bir sürü fırsatlar çıkıyor. Hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu bilemiyorsunuz. İyi bir şeyi yakaladığınızda gerçekten çok çalışmak gerekiyor. Yani zeka da önemli ama açıkçası gerçekten başarıya getiren çalışmak yani açıkçası herhalde herkes onu defalarca tekrar ediyor. Bir şey ben değinmek istiyorum. Esnek olmak hakkında yani esneklik açıkçası biraz da pragmatik olmakla bir soru bağlantılı. Yani bazen bir şey istiyorsunuz, çok çok istiyorsunuz ama olmuyor. Ama bazen başka şeyler de olabiliyor. Onu istediğiniz bile fark etmiyorsunuz. Ta ki onu denk gelene kadar. O yüzden yani fırsatları kesinlikle geri tepmeyin. En önce belki ilginizi çekmeyecek olduğunu düşündüğüm şey bir anda hayatınızı değiştirebilir. Ve bir şey daha diyeceğim. Network Tech'de birkaç defa bahsettim. İşlerimin çoğunu hep network sayesinde buldum. Yani insanlara iyi davranmak, insanlarla çalışmak, karşılık beklemeden gerçekten. Ama sonuçta ne kadar çok insan tanışırsanız, hayatınız o kadar gelişiyor, o kadar çok şeyler öğreniyorsunuz. Ve hiç bilemediğiniz yerden bazen de işbirlikleri geliyor. Bunu da hiç aklınızdan çıkarmak. Bu toplantıya geldiğiniz için çok şanslısınız bence. Bunu inşallah Türkiye'nin daha değişik ilerinde de yapmaya devam edecek. Çünkü gerçekten çok önemli bir toplantı. Ben belki, yani aslında her şeyi söylendim, hepsine katılıyorum yani burada önemli olan konular ama mesela tabii bir öneri vermek gerekirse, naçizane, yurt dışına çıkmak istiyorsanız Türkiye'de biraz da Avrupa Birliği ve Avrupa Bankası'nın önünde, yani Amerika'ya gitmek istiyorsanız bence Avrupa ilk etap olarak görebilirsiniz yani burada bu kapsamda da Erasmus bence çok faydalı oldu. Yani şöyle bir şey de var, network denildi. Yani bir yere başvurduğunuzda, mesela Amerika'ya başvurduğunuzda tanımıyor hocalar sizi. Tanımadığı için de çok basit bir şekilde, yani diğerlerinden iyi değil, fakat kat iyi değilseniz reddedebiliyor, hiç problemsiz tanımıyor, etmiyor, anonim bir şekilde. Ama siz böyle mesela Avrupa'da öyle Erasmus'ta gittiğinizde orada hocalarla tanışıyorsunuz, ediyorsunuz. Sonra belki orada bir yüksek lisans, sonra bir doktora ve oradaki network'ten yararlanıp belki bir Amerika'ya bir yardımcı, misafir hocam olarak, işte misafir araştırma hocam olarak falan da geçebilirsiniz. Yani böyle naçizane bir pratik bilgi. Şimdi aklıma gelen son öneri, ben kendimden çok yaptığım için biliyorum. Başkalarıyla kendinizi karşılaştırmayın. Çünkü başarı aslında kişisel bir şey. Herkesin kendi çizdiği, kendi istediği bir yol var. O yüzden pozitif olun. Başkalarıyla kendinizi karşılaştırıyorsunuz eğer, onu bırakın bence. Ve bütün hocalarımızın da dediği gibi aslında hedeflerinizi iyi belirleyip hayallerinizin peşinden giderseniz ve çok çalışırsanız umarım başarılı olursunuz. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Ben söyleyeceğim şey çocuklar, içinizden geldiği gibi davranın. Yani kendinize samimi davranın. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Başka bir şey yapmayın. Ben de bir Gözde'yle herhalde psikoloji okuyamayacağım. Çünkü onun sorusuna cevap vererek onun sözlerine söyleyeyim aslında. Psikoloji okuyorum, onu kanatım, size ilgi duyuyorum. Bundan bahsedersen başvuruda alanla ilgili olduğu sinyal ikiler gibi demek istiyor aslında arkadaşınız okullara. Ben aslında diğer hocanın söylediğine katılıyorum. Farklı alanlarda sonuca ulaşmış şeyler yapmak başka bir şey. Bir de böyle bir proje her alanında ama ilgi duyuyorum deyip bir başvuru yapmak farklı şey. İkincisini yapmayın. Bazen bize şöyle şeyler geliyor, işte başvuruya bir ay kala, deadline'e bir ay kala yelkene başlıyor. İşte yeter ki başvuruda yelken yaptığını da yazayım. Böyle şeyler yapmayın. Her ne kadar dosya üzerinden başvurularınız değerlendiriliyor olsa da sizden tam bütün bir resim vermeniz bekleniyor. Orada lütfen yazdıklarınız, yaptıklarınız, daha da önemlisi başvuru sürecine kadar, o ana gelene kadar yaptıklarınız her, yani resmin bir parçasını tamamlayan şeyler olsun. Alakalı olarak tabii ki akademik olmayan sosyal bir sürü şey yapacaksınız ve bunu başvurularınıza yansıtacaksınız.
işte ben de lisede tiyatro yapıyordum, yansıtım başvurumda vardı ama yani tiyatro yapıyorum nokta değil. Bana hakikaten kattıkları vardı. Daha sonra hukukçuluğuma da başvuru esnasında sabrımı korumama da. Bir resmi bütün vermenizi çok iyi anlıyorum. Graduate komiteler böyle tesadüfen karar veren yerler değil. Hakikaten dosya üzerinden de o bütün resmi yakalayabilen yerler. Onun için lütfen hedeflerinizi belirlediğinizi, bu hedeflerinizin peşinde koşmak istediğinizi dosyalarınızda da söyleyin. Yüz tanıma sistemi, inovasyon, işte moleküler biyoloji, genetik alanı, analiz hukuk alanında uzmanlaşmış kişileri dinlediniz. Farklı alanlar ama hepimizin söylediği ortak bir şey vardı. Hedefleriniz, hayalleriniz olsun. Ama her sizlerinizi istemediğiniz, tutkuyla bağlı olmadığınız, hiçbir iş yapmayın, inanmadığınız hiçbir iş yapmayın. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Gerçekten doçent doktoru kardeşimizden gelin. Doçent doktor Emre Yakşı, doçent doktor Saide Ural, doçent doktor Yılmaz Uygun, doktor Gözde Durmuş. Çok çok teşekkürler. Genç başarılar panelimize renk kattınız efendim. Tekrar bir plaket törenimiz olacak. Sizi şöyle hemen uygun bir yere alalım, ayağa alalım. Çok çok teşekkürler. Deneyimlerinizi, düşüncelerinizi, öngörülerinizi paylaştığınız için ve tabii ki plaketlerini takdim etmek üzere Top Network Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Muhittin Maç, Naci Aydın ve Seda Nur Doğanay'la şimdi sahneye geliyor. Şu an Kanada'nın devlet başkanı. Ben kısaca bir bilgi de vereyim bu arada.